başta bir mektup, Muharrem İnce'ye bir çağrıda bulundunuz daha doğrusu görüntülü olarak. Sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha Tayyip Erdoğan yönetmesin, 14 güne değil 14 dakikaya bile sabrımız kalmadı. Gelin yurttaşlara, seçmenlere samimi içten bir çağrı yapın, ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin, Kılıçdaroğlu'na destek isteyin, bu işi ilk turda bitirelim, bu zafer de sizin de katkınız olsun, ilk turda bitirelim dediniz. Hala İnce'den son bir hamle bekleyenler var. Bak, siz bekliyor musunuz? Ya şimdi bakın, ben bugün değil, bundan 3-3,5 yıl önce galiba Türkiye'de ilk, ikinci turda oy verebileceğimiz adaya ilk turda oy verip bu işi bitirelim diyen siyasetçiyim. Diyen parti Türkiye İşçi Partisi. Dolayısıyla ben hani bugün yepyeni bir çağrı falan yapmadım. Ortaya çıkan durum aslında bizim 3 yıl önce söylediğimiz şeyi doğrular nitelikte devam ediyor. Ve benim gördüğüm tablo zaten açık. Yani bu iş ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'yla bitecek zaten. Ama yurttaşı rahatlatmak lazım. Mesela biraz önce sorduğunuz sorunun nedenlerinden bir tanesi şu. Yani normalde seçimi %50+1 ile kazanıyorsunuz. Ama iş %50+1 ile geldiğinde bu iktidarın hırsızlıkları, yalanları, manipülasyonları devreye girebilir. O yüzden ne yapmak lazım? İşte %55'lere, 60'lara taşımak lazım ki hareket alanları kalmasın. Esas çabam buydu. İkincisi, yani bir siyasette yeni bir tarzı egemen kılmaya çalışıyoruz biz. Yani herkesle konuşmaya, ülke çıkarını kişisel çıkarların önüne koyan, ülke çıkarını parti çıkarının önüne koyan bir yaklaşımı sadece kendimiz benimsemiyoruz. Herkesin böyle yapması için çağrı yapıyoruz. Bu kapsamda bir çağrı yaptım ama anladığım kadarıyla yani mesele o kadar farklı bir boyuta gelmiş ki artık sadece kendisini konuşturmak, sadece kendisini gündemleştirmek üzere bir yaklaşım içerisinde. Dolayısıyla artık konuşmaya gerek yok. Yani halk gereken yanıtı zaten veriyor. Çok daha ağırını vereceğinden ben eminim. Bu meseleyi kapatmamız gerekir. Onun bu saatten savunduğu sonra bir şey var. Diyor ki mesela bugün de aynı açıklamayı yaptı. Ben olmazsam birinci turda kesin Erdoğan seçimi kazanıyor diyor. Bunun bir karşılığı, ya bir bakın, İpek Hanım, doğruluğu siyasi, var mı? Siyasetçi için en büyük kötülük bence kendi etrafını kuşatan ve sadece o siyasetçinin duymak istediği şeyleri söyleyen insanlardır. Yani hepimiz açısından geçerli bu. Biraz yukarı çıkmak, dışarıdan kendimize bakmak gerekir. Ben Türkiye'de siyasette böyle ilginç bir körleşme problemi olduğunu düşünüyorum. Yani dikkat edin, bakın, seçime giren bütün partiler yani barajı geçeceklerini iddia ediyorlar. Seçime giren bütün partiler iktidar olacaklarını iddia ediyorlar. Yani 24-25 tane parti giriyor seçime. Yani %1, %0.5 bile alamayacak partiler yarın iktidar olacakmış gibi seçim propagandası yapıyorlar. Ama şimdi size şimdi derler bu, ki böyle derdiniz ama siyaset bir iddia işidir hayır, derler. Siyaset kuşkusuz, bakın, her parti iktidar için kurulur. Ama şimdi siyaset günlük bir iş değildir diye cevap veririm ben de ona. Yani ben mesela Türkiye'nin kurtuluşunun işçilerin, emekçilerin yönettiği bir ülke olduğu konusunda hiçbir tereddüt yaşamadım. Hayatımın hiçbir döneminde yaşamadım. Dolayısıyla tabii ki Türkiye İşçi Partisi'nde bir iktidar hedefi var. Bu ülkenin en güzel hali işçilerin yönettiği hali olacak. Buna %100 inanıyorum. Fakat bu iddiayla 15 Mayıs sabahı iktidar olarak uyanacağız iddiası başka bir şey. O yüzden iddialarınızı güncellemeniz gerekir. Ben mesela 15 Mayıs sabahı için Türkiye İşçi Partisi adına şunu söylüyorum. Biz 15 Mayıs sabahı Türkiye'de ana muhalefet partisi haline gelebiliriz. Ve bu Türkiye için en önemli kazanımdır. Bu seçimlerden çıkacak en önemli kazanım budur. Çünkü geride kalan yıllarda biz şunu gördük. Yani etkin bir muhalefet halk açısından iktidar kadar önemli bir şey. Şimdi ucube bir sistemle karşı karşıyayız. Saçma sapan bir yönetim anlayışını AKP Türkiye'ye dayattı. Biz bundan hep beraber kurtulmak istemiyor muyuz? O zaman bu önümüzdeki bu büyük engeli hep beraber aşmak üzere kendimize bir görev biçmemiz gerekir. Biz Türkiye'nin önündeki bu kayayı, Türkiye'nin önünde ilerlememizin önündeki en büyük engeli ancak hep beraber aşabiliriz. O zaman hepimiz önce bu sorumluluğu yerine getirelim. Ama bakın, bu sistemde önümüze yeni bir olanak açılıyor. Nedir o? Ya siz bir taraftan Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak için ortak bir adayda, işte örneğin bugün için Kemal Kılıçdaroğlu'nda birleşirken, öbür tarafta kendi siyasi fikirlerinizi, düşüncelerinizi, ideallerinizi de ikinci pusulada, yani milletvekili seçimlerinde açık biçimde ortaya koyabiliyorsunuz. Halk da bu açıdan bir tercihte bulunma özgürlüğüne sahip olabiliyor. Yani biz yurttaşa bu özgürlüğü sunuyoruz. Ben böyle bakmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani önümüzdeki dönem açısından da 15 Mayıs itibariyle sonuçta evet bembeyaz bir sayfa açacağız ama 21 yılın yükü, 21 yılın yıkıntısı, bunların telafisi, bunların hesaplaşması yaşanacak.